Konyaaltı Sanayici İş Adamları Derneği'nin bu ayki toplantısına ünlü ekonomist Nilüfer Sezgin katıldı. Dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sezgin, Amerika ve Çin ekonomik savaşının dünyaya etkisini anlattı. Sezgin, Antalyalı iş insanlarının sorularını da cevaplandırdı. Konyaaltı Sanayici İş Adamları Derneği'nin bu ayki konuğu ünlü ekonomist Nilüfer Sezgin'di. Ekonominin her geçen gün küreselleşerek büyüdüğünü belirten Konseyat Başkanı İlhami Kaplan, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde aradaki mesafenin önemsiz olduğuna dikkat çekti. Bir uçta Amerika, bir uçta Çin. Nereden bakarsanız bakın 6500-7000 kilometrelik uçuş mesafesi. Ama ne yazık ki günümüz şartlarında onların ekonomik durumlarından bize ne diyebilecek mesafeler de değil bunlar. Dünyanın öbür ucundaki olumsuzluklar hepimizi etkileyebiliyor. Ve bu etki ya da dilimize pelesenk olan kriz bizim birden kara deliğimiz oluveriyor. Ekonomist Nilüfer Sezgin öncelikle dünya ekonomisi ve Amerika-Çin ticari savaşları hakkında bilgiler verdi. Ticari savaşları gündemimizde. Bir politika belirsizlikleri sürecinden geçiyoruz. Bu mali politikada da var, para politikasında da var ve en önemlisi tabii ki siyasilerin belirlediği ticaret ve benzeri ekonomik politikalarında da var. Dünya ekonomisinin her 10 yılda bir durgunluk sürecine girdiğini hatırlatan Sezgin, yatırımcıların cevabını en çok merak ettiği soruyu açıkladı. Bütün yatırımcıların bir numaralı sorusu ne zaman resesyona giriyoruz? Aslında bu yaşıyla ilgili değil büyüme döngüsünün. Bu resesyonu tetikleyen bir takım gelişmeler oluyor. Ama herkesin hassasiyeti artıyor. Acaba resesyona girecek mi diye. Yani illa 10 yılını doldurdu diye resesyona girecek diye bir kural olmasa da herkeste hassasiyet arttığı için o yatırımcıları temkinli bir aslında hale getiriyor. Sezgin, Türkiye ekonomisindeki son durum ve beklentilerle ilgili önemli bilgiler verdi. Net ihracatın, yani ihracat eksi ithalatın pozitif katkısının azaldığını görüyoruz. Ama yine de tarihsel olarak en yüksek katkılardan birini yaptı. Daha önceki çeyreklerde ise 2019'un birinci çeyreğinde özellikle rekor kırdı. Net ihracatın büyüme katkısı yaklaşık 10 puana ulaştı ve rekor kırdı. 1998'den beri yayınlanıyor. 1998'den beri bu veri var. Ve bu veri tarihindeki en yüksek katkısını yaptı. Dolayısıyla dengelenme dediğimiz aslında kastettiğimiz bu. Büyümenin kompozisyonu iç talepten, şunlar iç talebe ilişkin unsurlar, iç talepten dış talebe kayıyor. Biz de buna dengelenme diyoruz.